Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Tekirdağ Süleymanpaşa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerin ilk bölümü tarihi valilik önündeki Atatürk Anıtı'na Tekirdağ Liman Başkanlığı'nın çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleştirildi. Program sonrası Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, Trakya Türk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Efendim, denizciliğimizin bugüne gelmesinin temin eden Kabotaj Bayramı diye özetle söylediğimiz 1 Temmuz 1926 yılında kabul edilen kanun ile milli denizciliğimizin temelleri atılmış olup milli sınırlarımız içerisinde bütün limanlarımız arasındaki ticaret Türk milleti tarafından yapılması karara bağlanmıştır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerin sonraki durağı Yelken İhtisas Kulübü oldu. Deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı. Ardından Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, yelkenciler ve römörklerin gösterileriyle devam etti. Römörkörlerin yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi. Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş ve Yelken İhtisas Kulübü temsilcileri katıldı. Vali Aziz Yıldırım burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz hepimizin bildiği gibi Kabotaj Bayramı. Kabotaj nedir? Verilen kapitülasyonların geri alınmış olması. Türkiye'miz üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada. Ve bu aynı zamanda bizim denizcilikte ne kadar güçlü olmamız gerektiğinin de bir ifadesi. Son yıllarda yapılan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla denizcilikteki gelişmeler hakikaten hepimizi çok sevindiriyor. Dünya denizlerinde de bizim var olduğumuzu gösterebilmek için burada Tekirdağ'ımızda da faaliyet gösteren limanlar, ondan sonra tekne sahipleri veya gemi sahiplerine de sizlerin huzurunda hakikaten çok da teşekkür ediyorum.